Şimdi pazar günü İstanbul oldukça fazla beyaz örtünün altına girmiş durumda. Dışarıda ufak tanelerle de olsa sıkı kar yağıyor. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Hep birlikte İstinye'ye doğru gideceğiz. Nasıl kar yağdığını, nasıl soğuk olduğunu, adeta tipi gibi bir hava hakim olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte tabii ki bu pembe, beyazda kendini gösteren bu koyu siklamen pembe şemsiye eşliğinde İstinye'ye doğru gideceğiz. Belli bir miktar yol yürüyeceğiz, ondan sonra dolmuşla ulaşacağız. Oh, it's very snowy, man. Oh, the weather is too snowy. Oh, it's so cold for me. Tabii bu arada düşersek efendim kameramız ayva yiyemez ama görüntü ıslanır, onu söyleyeyim. Görüntü sulanır. Şimdi İstinye'nin oralara buralara dolmuşla ulaşmak üzere yokuş iniyoruz. Tabii ki her an yere kapaklanma riskimiz var. Görüyorsunuz her yer kartlı. Bu arada tabii biz Cüneyt Özdemir gibi yani New York'un sokaklarında karlı manzara çekimleri yapmıyoruz. Biz kendi semtimizde, kendi ekmeğimizde, kendi yağımızla kavruluyoruz. Ya şu güzellikte çıkıp da yürümemek olur mu kardeşim ya? Bak böyle alacaksın eline benim gibi koyu pembe siklamen bir şemsiyeyi. Ha böyle hiç dert etmeyeceksin. Unisex bir tavırda. Aynen küpeler müpeler, kaşlar güzel. Öyle yürüyeceksin, ortalığı çekeceksin. İşin güzelliği bu. Çok kalabalık da değil tabii. Herkes erzağını, içkisini götünüp sürünü almıştır. Evde sıcağın keyfini yaşıyordur. Ben ne yapıyorum? Tersine sıcacık mabedimden çıktım, yuvamdan. Soğuğun keyfini yaşıyorum kardeşim. Bak. Bak şemsiyeye bak. Botlarımı görmek ister misiniz? Buyur. Bak gidiyoruz bak. Nasıl ama? Çok güzel değil mi dostlarım? Harika değil mi? Yani. Ya bak. Burası yaşam evi denen Sarıyer Belediyesi'nin insanlara bedava çay hizmeti verdiği, yıllardır açık olan bir tesis. Harika bir şey. Manzarası var. Böyle tepeden. Çay içerek etrafı izliyoruz. Bak ya, bak görüntüye bak ya. Düşünsene abi, bugün çayı kaliteli bir kafede 4,5 liraya içiyorsun. Burası hepsinden kaliteli kardeşim. Bir de mis gibi havayı soluyorsun. Muhteşem yani. Sağ olsun, buradan Sarıyer Belediyesi'ne çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yokuş aşağı ana dolmuş hattına ulaşmak üzere inmeye devam ediyorum. Bir adet araba bize doğru geliyor. Ya sürücü. Bak şimdi anlatacağım onları. Bak. Şu kadarcık bir kasis var. Onu arabası 2 santim daha sağ tekerlek yukarı çıkmasın diye iyice sağa geçiyor. Ben orada yaya olarak cebelleşerek yürüyorum. Orada o ne yapıyor? Bizim hakkımızı yiyor. Kendi kıçının rahatını soktu bunun kadını. Şimdi inşallah bu merdivenlerden düşmeden ana caddeye ineceğiz. Bu arada kameramı kapalı tutmam gerekebilir dostlarım. Allah! Şu güzelliğe bak ya! Şu güzelliğe bak ya! Ya beyaz örtü gibisi var mı kardeşim?
Beyaz toz demiyoruz tabii, aman ha. Bak, uyuşturucu dünyanın en bela şeyidir, en illettir. Gençliğimizi bitirendir. İnsanlık karşısında en büyük tehdittir. Bedenimizi bitiren bir şeydir, kemiren bir şeydir. Tekrar söylüyorum, uyuşturucunun her türlüsü lanet olsun. Sakın ha yeltenmeyin, merak bile etmeyin. Böyle şeyler merak edilmez. Bazı şeyler bir deneyim de Allah Allah. Bir deneyim de nasılmış falan demeye gelmez kardeşim. Böyle bir illettir. Bu arada çok fena kar var. Ben şimdilik kapatayım. Birazdan caddeye ineceğiz. İstinye'de, sahilde, buz gibi havada, karlı havada tekneler yatarken limanda çekeriz. Ondan sonra oradaki kahvede çayımızı da içeriz kardeşim. Bu arada zannetmeyin ki ben hani belgeselciliğe soyundum. Alakası yok. Yani belgeselcilik falan değil lan, ben neşeleniyorum. Dışarıda çekim yapmamı izleyen kitlem, hayran kitlem istediği için bu da beni neşelendiriyor. Size gelen neşe bana gelen neşedir kardeşim. Bizim her şeyimiz karşılıklıdır. Öyle değil mi kardeşim? Yani ben şimdi burada düşersem, kolumu bacağımı incitirsem veya kırarsam sizin de kolunuz bacağınız kırılmış olur. Öyle değil mi kardeşim? Hatta gerekirse hastane masraflarımı kendi kolunuz bacağınız kırıldığı için siz ödersiniz. Öyle değil mi kardeşim? Bak bu da düşüyor. Donanımsızlığım ben götü. Ya bak çanta böyle düştü. Karı gibi olduk. Bak iniyoruz bak. Bu cadde. Şurada Düdül Kokoreç'e selam olsun. Şimdi o caddeden bineceğiz bir şeye. Böyle İstinye'ye doğru gideceğiz. Ama esas amaç ne biliyorsunuz mu? Gezi mezi, Serengeti belgesel filan değil. Esas amaç keleğe gelmeyelim diye biten boş filtrelerimin yerine yeni bir kutu boş filtre makaron almak. Arıza adam boku bokuna çıkar mı bu soğukta diyeceksiniz ama çıkar çıkar. Boku bokuna da çıkar. Şeyi şeyine de çıkar. Ha bakın. Şimdi şu ileride gördüğünüz merdivenden yani indik. Yani dağdan indik şehire hesabı düşünün. Şuradaki tepeciğin arkasında bizim ev. Bizim site. Ha bak şu ileride. Ha, o merdivenden dolayı böyle yavaş yavaş ne yaptık? Kaymadan indik. Şimdi ne yapacağız? Kaymadan otobüse bineceğiz. Siktinye'ye gideceğiz. Hadi bakalım. Allah. Allah. Ooo çöp kutuları. Çöp kutuları. Selam olsun size de canlarım benim. Şehrimizin en güzel derleyip toparlayıcılarısınız sizler de. Bak şu durağa gidiyoruz. Tabii benim bir endişem her zaman akbil biter ya. Bakiyeye bakmadan çıkarız yolu, ondan sonra kıçımız sıkışır. Bilmiyorum, inşallah bir 3 lira falan kalmıştır. Ne bileyim ya. Evet, gördüğünüz gibi bulduğumuz bir otobüsle şu an İstinye merkez kafasına göre herkese gelmiş bulunmaktayız. Şu sol tarafta bakın, oralarda peş peşe duran balıkçılarımız Carrefour ve Migros mevzilenmiş durumda. Bu taraf sahile doğru gidiyor, bakın bu taraf sahile doğru gidiyor. Bu arada otobüste bir bindim pembe şemsiyemle, bir baktım akbilim kalmamış. Otobüste de 3 kişi var. Bu arada tütüncünün oradayız bakın. Liva Tobacco'ya da selam olsun. Abi otobüste de 3 kişi var. Yani 3 kişi var otobüste de. İkisinde akbil yok ulan. Şimdi olmaz, cebimde bozuk var, vereceğim. En arkada da 3. bir genç arkadaş var. Verdi akbilli bana. Oradan kartını bastım. Vereyim dedim. Abi ne demek, ne gerek var sakın dedi. Ben seni yıllardır tanıyorum dedi. Ya yani böyle şeyler insana gerçekten moral veriyor. İyi geliyor be. Ya 2,5 liranın hesabı olmaz. Sonuçta bunlar gönül almalardır ama iyi oluyor be kardeşim. Bazen insan için yani biliyorsunuz 5 lira bile önemli değil midir, 2,5 lira bile. Yani bugün bir ekmek 1,750 kardeşim. 1,5 lira yoksa. Hadi neyse, biz şimdi Siktinye sahiline yürüyelim de orada bir çay içelim.
Güzel yer ya. Harbi köy havasında. Gayet güzel bir yer. Çok hoşuma gidiyor ya. Harika. Her türlü ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz dükkanlar. Bimidir, Carrefour'dur, Peşşapı'dır, çiğ köftesi cisiridir, Adanacısıdır. Hepsi burada var kardeşim. Bankmatik ona keza bana feza. Yürümeye devam. Oh. Birazdan sahile varıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an İstinye sahile geldik. İnanmazsanız buyurun tabelaya bakın. Bak. Tarihi Çinili fırını selamlıyoruz. Dur bakalım, şimdi geçeceğiz buradan bir yerden. Heh. Sizi sahile, denize doğru götürmeye çalışıyorum şu an dostlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sahil, mükemmel bir yer. Şuraya bak, gelin, henüz yol trafik yokken şöyle limana doğru gidelim, orada bir tur atalım hep beraber. Hoppa! Oy, 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 oy. Şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Değil mi? Bak bak, martılar falan. Yani. Bak karabatak. Bak bak sarı sülün. Kırmızı baş, koca baş. Sarı sülün ne lan? Bak bak bak, gidiyorlar bak. Beni gören martı kaçıyor bak. Beni gören martı kaçıyor şerefsiz. Bak 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 bak. Nasıl kaçıyor bak bak bak. North Ocean. Bak, North Ocean. Bu tekne türü nedir bilmiyorum sevgili dostlarım, izleyenlerim, ama ben bu dizaynın hastasıyım. Şuna bak ya. Harika ya. Şuna bak ya. Kesinlikle çok stil siktil bir dizayn ya. Abi kesinlikle. Ya çok güzel. Ya öyle modern değil, jilet gibi değil falan ama bak. Bak abi, şekle bak ya. Çok şık ya. Bu arada tabii ki Seven Sisters Pleiades Yıldız Sistemi'nden de şu an mesajımızı almış bulunmaktayız. Nereden nereye diyeceksiniz ama buyurun. He. Ya gördünüz mü? Yani işte harika ya. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Bak. Bak orada da martılar toplaşmışlar. Herhalde acil hava durumu meteoroloji toplantısı yapıyorlar. Bak bak. Şimdi aralarında kurul toplanmış. Onlar böyle. Onlar organize. Bunlar teşkilatçı kuşlar. Baktılar şimdi pazardan hava böyle. Deniz kenarı olmasına rağmen her yeri kar tutmuş. Beyaz örtü kaplamış. Diyorlar ki şimdi oy birliğine sunuyorlar. Acaba ne yapsak? Başka bir yerde kapalı bir depo altında falan, çatı arasında mı barınsak? Haftaya da pazartesiye bu kar devam ederse, böyle girersek diye fikir teatisinde bulunuyorlar. İstişare yapıyorlar bildiğin ya. Bak bizim North Ocean orada bak. Teknenin ismini gördünüz mü? Aşk. Aşk 1. Pleiades orada. North Ocean orada. Yürümeye devam edelim dostlarım. Orada kameramızda ufak bir şey sezdim. Kusura bakmayın. Onu bir ne yapacağız artık ya? Nasıl sileceğiz bilmiyorum ama şöyle. Bakayım oldu mu? İdare eder. Eve gidince sileriz ya. Sileriz, sikeriz yani, sorun değil. İstinye Devlet Hastanesi. Az dertlerimize çare olmamıştır bak burası. Orası da İstinye Devlet Hastanesi. He. Ben de pembe siklamen şemsiyemle umarsız bir şekilde mutlu mutlu hafif kar yağışı altında sahilde yürüyüşme sizlerle devam ediyorum kardeşim. Bak. Çok güzel değil mi ya? Hadi gelin şimdi çayımızı içmeye şuradaki semt kahvemize gidelim. Dışarıda da olsa geğiririm, içeride de olsa geğiririm.
Evet, şimdi İstinye çarşıya geldik. Çok güzel bir ortam. Arnavut kaldırımı yollar. Çarşıda yürüyeceğim. Bir tane pastaneden tayinli simitimi alacağım. Ondan sonra şurada gördüğünüz şuradaki kahveye gideceğim. Çayımı alacağım. Denize baka baka güzel serin hava, karlı hava içinde çayımı, sigaramı içeceğim. De bilmeyenler öğrensinler diye gösterdim. Buradaki saray lokantası ufak bir lokantadır ama yani oldukça isim yapmıştır. Çok güvenilir, harika ev yemekleri vardır. Saray lokantası da böyle yani niş ama çok güzel bir lokantamızdır. Saray lokantası, istek fırın. Az önce buradan tahinli simit aldım. İki tane. Şimdi onu oradaki çayhanemizde, kafemizde götüreceğim. Durumumuz bu kısacası. Kahvemize geldik. Evet, durumumuz bu. Gördüğünüz gibi çayımızı ayakta içeceğiz. Ayakta yapacağız yani, banko üstünde, kanepede, her yerde. Yani harika bir şekilde burada güzel bir ortam yaşıyorum. Birazdan da otobüsüme binip evime doğru yol alacağım. Şansımıza biz karı çektik ama yağış, yağmura doğru kaydı. Karlar erimeyecek ama biz erimeden önce çektik. Güzel oldu. Harika bir keyif. Haydi dostlarım, görüşürüz. Ben şimdi burada bu güzel havada ayakta asker gibi çayımı içip tahinli simidimi de yiyeceğim. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Ben büyük keyifteyim.